bir kısa ara verelim efendim. O kadar çok soru geliyor ki sormamıza imkan yok hepsini. Fakat vermeden önce bir şey daha sormak istiyorum. Hiç efendim ailede Zübeyde Hanım'ın ikinci evliliğinden bahsedilir miydi? Ya hiç bahsedilmez. Mesela anneanneniz dinlenir. Zübeyde Hanım'ı tanımış mı? Hayır. Görmemiş daha değil mi? Hayır. Annesi göremez zaten. Şeye gitmişler. Kaç senesinde vefat etmiş Zübeyde Hanım? 23 veya 24 galiba. Ha. 23 kadar yok. Cumhuriyet'ten önce. Yeni gelmişler 23 evet. Hayır. Yeni gelmişler daha. İzmir'e. Hayır sizin tarafınız. Türkiye'ye yeni gelmiş. Hayır, Zübeyde Hanım Cumhuriyet'ten önce vefat ediyor. Evet. Cumhuriyet'ten önce vefat. Cumhuriyet Latife Hanım'ın evliliği nasıl? 23 veya 24'tür. 24'e gelmiyor. Gelmiyor mu? Ya 22 ya 23 gibi hatırlıyorum. Hı. Hiç bahsi geçmez miydi? Hiç geçmezdi. Şöyle bir şey geçmedi yani daha doğrusu. 26-26 evlendikleri. Evet. 26 diyorlar. Hayır Cumhuriyet'i görmüyor Zübeyde Hanım. Görmez. Görmüyor mu? Ben görmeye diye hatırlıyorum yani. Daha öncedir. Evet. Ben evliliği de görmüyor diye biliyorum. Evli. Zaten son zamanlarda Latife Hanım bakıyor değil mi? İzmir'de. Zübeyde Hanım. Latife Hanım bakıyor. Latife Hanım bakıyor. Zübeyde Hanım. Efendim Özel Bey soruyorlar. Atatürk'ün cenaze namazı kılındı mı? İnanılmaz. Kılındı efendim ama bilinmez biliyor musunuz? Çünkü öyle bir söylenti vardır. İsim vermeyeyim. Birinci derece bir cenaze namazında bulunan bir kişiden duyduğum benim yıllar önce kılınmaması yolunda bir talimat gelmiş Ankara'dan. Makbule Hanım, kız kardeşi, gayet dindar. Evet. İçeriye girmiş, Mustafa'mı namazsız gömdürmem demiş. Buradan çıkartamazsınız demiş. Kim veriyor talimatı pardon namazsız? Ankara'dan geliyor. Efendim? Ankara'dan geliyor cenaze. Yani gösteriş olmasın. Anladım. Gösteriş olmasın bir talimat geliyor. Mustafa'mı namazsız göndermem demiş. Ve Şerefettin Yaltkaya, o zamanki Diyanet İşleri Reisi, Şerefettin Yaltkaya'nın imametinde, imamlığında cenaze namazı kılınmıştır. Hatta o zaman şunu da söyleyelim. Ezan ve kamet Türkçe okunarak kılınmıştır. Çünkü Arapça yasaklanmıştı. Kılınmıştır. Makbule Hanım namaz kılınırken beklemiş. Ondan sonra çıkmış. Fotoğraflarını göstermiştiniz zaten. Evet var bende. Çok yorgun olmuş artık böyle. Evet. Zaten anneannem de öyle bir hastalığı vardı. Bu cenaze namazı, pardon, cenaze nakli sırasında bizim önümüzden geçerken bir şey yoktu da, Türk Hava Kurumu'nun önünden geçerken bayılmış Ulus'a doğru yürüyüşler. O da yürüdüler mi hanımlar da? Yürüdüler tabii. Ta Etnografya'dan Anıtkabir'e kadar. Anıtkabir'e kadar değil, Ulus'a kadar galiba. Evet. Oralardan, yani tam yalan söylemeyeyim de, fakat anneannem, nenemin bayıldığını biliyorum yani. Bayılmış, almışlar, gruptan çekmişler yani. Zaten Makbule Hanım'ın fotoğrafları evet, da var zaten cenazede. Bitmiş vaziyette. Bitkin vaziyette. Herhalde başörtüsü var böyle hafif atmış. Çok çıkmış şapkası çok, var. Bir şey değil mi böyle? Şapka var, çok çıkmış şapkası mıydı? Var. Hatta Etnografya'da o ilk geçici mezar açılıp tabut çıkartıldıktan sonra ona bir çok güzel fotoğraf vardı. Başını koyar ağlayarak dua eder. Evet. Abisi yani. Evet. Tek kardeşi. Peki efendim. Bu vefat eden bazı üç kardeş daha var. Çok küçükken öyle. Kimin? Atatürk'ün. Onlardan hiç sizde bahis falan geçer miydi? Yok. Bunlardan hiç bahis geçmez. Üç mü dört mü? Bana sorarsan üç. Dört. Bana dört. Sorarsan dört. Altı kardeş. Çünkü Zübeyde Hanım'ın vakfiyesinde altı çocuk görünüyor. Dört çocuk görünüyor. Naciye, Ahmet, Ömer. Ahmet değil mi bir tane? Ahmet, Naciye, Ahmet, Ömer bir tane daha var. Küçükken ölmüş diyorlar. Çok küçükken evet. Neden acaba? Hastalık var. Yani şimdi mesela aşı tartışmaları var ya. Şimdi insanlar çocukken aşı oldukları için birçok hastalığa karşı direnç kazanıyorlar. Kızamık gibi. Oo. O dönemde onlar olmadığı için kaç tane çocuk aşı yaşta
vefat ediyor yani. Ailelerin eskiden aslında çok çocuk yapmanın sebebi de o. Sigorta oluyor. Yani kaçının yaşayacağını bilmedikleri için. Evet. 8 çocuğu oluyor, 2 tanesi yaşıyor. Ara mı veriyoruz? Evet. Yavuz o da ara ara deyip duruyor. Evet efendim, kısa bir aradan sonra konuklarımızı uğurlayacağız. Aslında Yavuz arayı biraz uzatabilirsek bir iki dakika daha. Efendim inanılmaz bir gece geçirdik, gayet güzel. Vallahi billahi. Televizyonlarda hiç olmayan bir şey yaptık. Efendim tekrar teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Teşrif ettiğiniz için. Sizler muhabbet etmek. Size zevkini kızınız, verdiğiniz için. Estağfurullah, kızınız hanımefendiye. Ve Habertürk ve Tarihin Halkı Odası olarak Atatürk'ün akrabalarını ağırlama bahtiyarlığına eriştik. Eski arkadaşlarımızın da notlarını aldım. Devamı da geliyor efendim. Arkadaşlarınızla çok atlamış olabilirim. Çok mesaj geliyor. Efendim bu aradan sonra misafirlerimizi, Atatürk'ün ailesini akrabalarını uğurladıktan sonra tekrar bir arada olacağız. Ayşe Hanım, size de çok teşekkür ederim. Yaptığınız, icra ettiğiniz gayet güzel musluk için ama lütfen piyanoyu bırakmayın. Teşekkür. Mesajları da gördünüz. Niye bırakmıyorlar? Efendim biraz sonra tekrar beraberiz.